Kurum'un bahsettiği, onun içinde bir yer var. Onu çok dikkatlice bir kez daha bulunamayız. Yargıtayımızda 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin civarında dosyanın olduğunu ifade eden çok değerli. 1 yıl içinde Yargıtay'a giden dosya sayısı yani her yıl bakılsa bir o kadarlık daha stokta durup bir sonraki seneye devrediyor. O açıdan süre uzun. O açıdan bize adaletin geç tecelli ettiğiyle ilgili şikayette bulunuyoruz. Yoksa orada bulunan hakimlerimizin hepsi bu dosyalara bakıyorlar. Ama iş yüklerinden dolayı bir taraftan eritiliyor ama onun yerine bir taraftan da geliyor. İşte Almanya'da 10 bin tane, bizde 1 milyon tane. Ama bizden önce yazılı hukuku olmayan, hukukçuları olmayan, hakimleri olmayan bir ülke, Dubai, bugün bölgenin en büyük tahkim kurulunu, tahkim kurumunu temsil ediyor. Tahkim kurulu Dubai'de milyonlarca, milyarlarca lira o ülkede paralar kazanıyor. Özellikle gerek bu bölgenin, gerek Orta Doğu'nun ve gerekse Uzak Doğu'nun bütün doğal problemlerini Dubai'ye çözüyor. Herhalde bu da bizim için bizar olsun. Ve de bizim için inanılmaz dolayı, inanılmaz derecede bir eksikliğini söylüyor. Ama ne var ki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de tahkim var. Muhtelif tahkim kurumları da var. İşte bu noktada İstanbul Tahkim Merkezi işbirliği yapmaya fırsatlar sunuyor. Nedir bu fırsatlar? İstanbul Tahkim Merkezi'nin hedefi var. Birincisi, uyuşmazlıkları hızlı bir şekilde çözmek. Ve İstanbul Tahkim Merkezi şu anda bunu başardı. Bizim kurallarımız uyarınca Türkiye'ye ilk defa hızlı seri tahkim dediğimiz bir yöntemi getirdik. Fast track arbitration dediğimiz. Bu sayede uyuşmazlıklar dosya hakeme gelmesinden itibaren 3 ay içerisinde kesin, bağlayıcı ve icra edilebilir şekilde çözümleniyor. Yani bir tarafta seneler süren prosedürden bahsediyoruz. Diğer tarafta seri tahkimde 3 ay içerisinde İlanlı icra yoluyla çözümlenecek bir mekanizma kuruldu artık Türkiye'de. Şimdi 1994'te kuruluşu yapılan, 2015 yılına geldiğim noktaya çok özür diliyorum. Mera baskında olan ve inek içinde ineklerin otladığı bir sahadan bugün artık altyapısının ihale edildiği yaklaşık 13,5 milyon lira civarında yaklaşık maliyeti olan %41,8 milyon liraya ihale edilen ve içinde 45 parsel olan fiziki gerçekleşmesinin altyapıdaki fiziki gerçekleşmeleri %70'lerde, parasal gerçekleşmelerin %40'larda olduğu. Elektrik altyapısının ya da enerji altyapısının bunun dışında İzka'dan temin edilen 1,5 milyon liralık kredi artı partnerlerimiz başta Ege Bölgesi Sanayi Odası olmak üzere Ödemiş Belediyesi, Ticaret Odası gibi kuruluşlarla İBOK'tan bir şey alamadık şu ana kadar. Onların da katkısıyla sanayi parsellerinin her birini yaklaşık 2 milyon lirada, yani düşünün şöyle bir yorum yapmak gerekirse 9-10 milyon lira civarındaki bir altyapı yatırım maliyetinin içerisinde %20 civarında da açıktan gelen bir parayla yaklaşık 2,5 milyon liralık enerji altyapısının %21 nokta küsur kırılımla da, tenzilatla da 1,98 milyona ihale edildiği. Elektrik altyapısının %90'dan fazla oranda tamamlandığı ancak yol hatlarının tam bir belirgin halde olmasına rağmen imar planı revizyonundaki ufak tefek değişikliklerden ötürü değişim arz etmesine ötürü yani efekt sokak aydınlatmaları gibi eksiklikler dışında